Herkese merhabalar. Yeni bir e-futbol 2024 videosuyla daha karşınızdayım. Yeni sezon başladı. Yani sezon derken işte bu dönüyor ya yeni şeye. Yeni paketler geldi. Özellikle haftanın oyuncuları gerçekten çok sağlam gelmiş. Anladığım kadarıyla Bellingham 103 mu oluyor, 104 mu oluyor? Öyle bir şey. Bayağı canavar. Ortalık yıkılacak muhtemelen. Bellingham diye. Bu arada PlayStation'da da coinlere zam gelmiş. Artık mümkün değil yani. Ben çok çok nadir muhtemelen en son paketimi bugün açtım. Bu da Endo'yu bulmak için. Endo iyi olmuş. 7. topta geldi. Allah'tan yani 20 paket içinde yine insaflı davrandı. Takımı falan değiştirdim. Hiç Japon almadım falan takımı. Öyle geldi yani. Diğer gelenleri de en azından İngiltere paket şey etkinlik paketim şeyim tam oldu. Çok var İngiltere etkinlik futbolcusu ama antrenmanım olmadığı için hepsi şey ilk hallerinde. Yine Lautaro Martinez gelmiş. Top sürmesi sıkıntılı ama onun dışında bitiriciliği falan 95-95 oluyor. 102 oluyor kendisi. O da iyi. Yani iyi gelmiş gerçekten bunlar. Yok yok yani her şey de var. Çılgın koşu uzaktan şey ama Bellingham galiba sadece yaratıcı oyun kurucu gelmiş ama oraları çok fena toparlar. Yapay zekasına bakalım hepsi gelmiş. İleride yaratıcı oyun kurucu da olsa ileride kaçar. Bayağı sağlam. Bence çok iyi kart. Yani gerçekten iyi kart. Küçük bir Gullit Junior kartı gibi bir şey işte falsosunu ve şeyini saymazsanız her şeyi aşağı yukarı yeşilli işte top kontrolü falan turkuaz oluyor. Ben bayağı beğendim. Sağlam kart yapmışlar. Kunde güzel yani bek oynamaz tahminimce ama şey oynar. Yani ya çok gerçi defansif özellikle de çok çok o oradakiler kadar olmuyor ama yine de şeylerde oynar yani hem etkinlikte oynar hem hızı dehşet oluyor. Ben olsam CB oynatırdım yani stoper oynatırdım. Her şeyde var. İyi olduğunu düşünüyorum. Ufaktan bir bakalım, inceleyelim, yorumlayalım. Nico Williams gelmiş. Bence bir önceki Nico Williams'tan daha iyi kart. Her şey var. Ne o? Verimli kanat. Double touch'ı da var. Yani git içeri gir, vur futbolcusu olmuş. Tam bitiricilik 81-82 falan olacak muhtemelen. Hızlanma, denge. Yani dengesi de genelde dengesi kötü gelirdi Nico Williams'ın hatırladığım kadarıyla. Yani biraz 1.83 olduğu için yani o denge 90 olacak ki 1.83'lük oyuncu için 90 denge, 96 hız, 96 hızlanma, 96 dribling, top kontrolü ve işte sıkı top tutması da 87 olacak. Yani paslar bile toparlanmış. Hani bir yerine ama gerçi bunları bulamıyoruz değil mi? Herhangi bir şey yerine ortası yoktur muhtemelen. Yok ama bence sağda solda can yakacak bir oyuncu olmuş. Yani içeri gir, vur, içeri gir, vur. Falsosu da sınırda 80. Yani hadi bir 85 falan olsa zaten epik yani hani. Bayağı iyi. Yani şey gelen Saka'dan iyi gibi kart. Ne o? Showtime gelen Saka'dan iyi gibi. Dediğim gibi Kunde fena değil, Martinez fena değil. Darwin Núñez yani diğerlerinin yanında çok incelemeye gerek yok bence o kadar iyi değil. Agresyonu iyi gelmiş. Orada basacaktır. Defansa biraz katılacaktır. Ama top sürmesi yani bitiriciliği çok bence çok takımlarda yer bulmaz. Diego Costa bu çocuk acayip olmuş. Yani fevkalade refleks 97 oluyor. Uzanma 94. Farkındalık 95. 91 şey oluyor savuşturma oluyor. Bir tek yakalama 86'da kalacak yani hani uzaktan şutlarda belki biraz sıkıntı yaşar ama deli gibi yani biraz boydan şeyimiz var 1.86 ama çok çok iyi yani denenmesi gerekir. Davinson değil mi? Davinson Sanchez gelmiş yok edici olarak yani çok yine hızlı gerçi fena değil yani en azından yeni başlayanlar için falan iyi olur. Gerisine çok bakmaya da gerek yok yani Danilo hız bakımından çok oynar gibi değil Vargas iyi futbolcu fena değil bayağı da bir şey de gelmiş yani denenebilir ne gelmiş Creative Playmaker sağda solda yani hızı fena değil Lofted Pass yani yerin ortası var mı yerin ortası da var nerede oynuyor etkinlikte kullanılmaz ama şeyde falan yani ne bileyim hani yedeklerden falan girer diye düşünmekteyim. Bayağı da bir özelliği var. Onun dışında Marcel Sabitzer yılların Marcel Sabitzer bu arkadaş da
Yine her şeyden biraz var, hiçbir şeyden tam yok. Ama o hızla artık o hız yetersiz kalıyor. Yani ben bile 73-75'te hızlı Japonları artık oynatmıyorum. Onun için zor takımda yer bulması. Yani bence ufak bir değerlendirme yaparsak böyle. İngiltere Ligi oyuncularından Rodri de çıktı bana. Kimleri buldum? Ben Rodri'yi buldum. 102 oluyor kendileri. İyi yani, en azından hızı 73 falan civarı oluyor galiba. Defans özellikleri çok iyi, pası iyi. Buradan niye gösteriyorum ki? Şuradan ya da buradan göstereyim. Hadi şimdi oralara girmeyelim. Rodri'yi buldum. Bir bakalım, bulduklarım çıkacaktır zaten. Watkins'i buldum. Bence Watkins de fena değil. Yani kötü değil hani. Ya etkinlik kartı, hani etkinlikte kullanılır. Gibbs White'ı buldum. Gibbs White'da bence ufak bir şey, her şeyi yapan bir kart. Vissa'yı buldum. Vissa çok öyle yani, çok. Gerçi şey, gol ne o? Fırsatçı golcü, konuşamıyorum. Fırsatçı golcü, kaçışı şey iyi. Bayağı da bir özelliği de gelmiş. Akrobatik first time şutu var, penaltı kurnazlığı var, süper yedeği var. Yine etkinliklerde kullanılır, normalde de denenebilir. Yani çok kötü değil. Hızlanması iyi. Eze gelseydi keşke. Eze'yi denemek isterdim. Eze iyi olmuş. Fena olmamış. Onun dışında dediğim gibi Gibbs White'a baktık. Magalhaes güzel görünüyor. Bilmiyorum kaç olur, herhalde 100-101 olur bu da. Her şeyde var yani çocuğun. Ama bir şey ekleyemiyoruz bunlara, o kötü olmuş. Yani ekstra özellik. Bu çocuk iyiymiş ya, Magalhaes iyiymiş. Pedro Neto, bunları da biraz bakalım. Prolific Winger. Yani 1.72 hızlanma, denge dehşet, dribling çok iyi. Şut gücü iyi, falsomuz yok. Yerine ortamız var ama pasımız yok yani. Çok kullanılır mı bilemiyorum. Pakete de herhalde koyduğunuz zaman o top sürmeler falan bayağı bir turkuaz olur. Klasik 10 numara gelmiş. Muhtemelen boşluk kollayan oyuncu mu oluyor artık klasik 10 numaralar. Kaçacaktır ileri. Ya çok şey yapmayayım buna. Zaten PES başkanı falan detaylı inceler. Oradan bakarız hep beraber. Benim adamım bu. Takımda göstereyim gelmesine, en azından sevindim. Ama dediğim gibi artık ben de çok fazla paket açılışı yapmam. Sadece şeylere yaparım. Yani ayda bir gelecek olan bu işte Suzuki gibi gelen Showtime oyuncular iyi olursa, onlar da bazen çok, onlar da iyi gelmiyor. Onları yaparım. Bu arada ben bir maç yaptım. Bir maçta artık şeyini, sıralamayı göremiyoruz ama şimdi o tepedekiler deli gibi saldırıyorlar. Çok sağlam bir rakip geldi. Yani Türk rakip. 3-1 yendim ama yani acayip bir paslaşma şey falan, bayağı bir zor maçtı. Şöyle bir arkadaş geldi, Hulk 79 diye. Bu arkadaş bayağı sağlam oynuyordu ya. İyi paslaşıyor, iyi kapatıyor falan ama ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle falan maçı almayı bildik. Şaşırdım ben de nasıl kazandık diye. Genelde galibiyette başlayamam. Yani şimdi bir tane beraber mağlup olalım zaten. Gelecek olan muhtemelen tepelerden mepelerden biri gelecek. Şimdi herkes saldırıyor. Özellikle işte o top 1000'deki, 2000'deki çocuklar. Hemen oralara çıkmak için saldırma durumundalar. Oynamamak lazım aslında, kahrolmamak için şu ara ama oynuyoruz işte. Bir maç yapayım. Çok fazla oynamam ben de bu ara. Birazcık başka oyunlarda falan takılmaya çalışırım zaman buldukça. Çünkü sen gerçekten yani bir 6. kademeleri falan görürüz yine. Öyle sinir oluyor. Bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı, bir maç yapalım beraber. Değerlendiririz. Genelde İtalyan geliyordu. Bayağıdır yine mi İtalyan? Bloodline. Of, 3193 Bloodline. Püh, isme bak. Yani isim korkutucu. Muhtemelen çok tepelerden bir arkadaş diye düşünmekteyim. Tamam, sen seç sahayı. Casemiro, Minam. Vatorendo, yeni transferimiz. Klopp'un Almanya'dan çekip aldığı Stuttgart'tan. Vay, takıma bak. Çok iyi. Endo'yu hemen koyduk. Ön libero Endo. Biraz savunmaya yakın oynayacak. Bence iyi ya. Bence iyi yani. Zaten ataklara çok fazla çıkmıyor. Bek şey de oynayabiliyor. Stoper de oynayabiliyor. Onun için biraz kafası sıkıntı. Bence fiziksel teması sınır da, hızı stoper için iyi. Boyu biraz 1.78, biraz değil. Bayağı bir sıkıntı stoper için ama kafa ve hava üstünlüğü olması orayı, açığı kapatır mı bilemiyorum.
İlerleyen zamanlarda stoperde de deneyebilirim. Şöyle oynuyorum. Tomiyasu'yu sağa yatırdık. Gerisi bek olarak. Inukai'nin biraz dayanık, biraz değil, bayağı bayağı dayanıklılığı düşük. Belki onun yerine Endo'yu, çünkü bu çocuğun da çok boyu yok. 1.84, 1.82. Endo'yu belki koyarız. Rakibe bakmaz olaydık ama baktık. Sağ sol, ya şimdi bu gerçekten, şimdi göreceksiniz maçta da muhtemelen bu çok tepelerde bir arkadaş, yani en azından bir binin içindedir diye düşünüyorum kadrodan. Sağ tarafı, sol tarafı nasıl kapattığını, yani mantıken sağ sol şeyler, winger pozisyonları, sağ winger, sol winger açıklar bomboş olması lazım değil mi bu taktiğe göre? Ama göreceksiniz ki Mateus, işte yok Casemiro falan, yine Maldini oraya kayar, Puyol sağa kayar, doğru düzgün açık vermeyeceğini göreceksiniz. Yani bu oyunun mantığına aykırı aslında. Çünkü başka türlü böyle bir taktikle oynamaz. Ama bence vermeyecek açık. Biz de şimdi bu şekilde oynamanın bir mantığı yok göbekten. Bunları açık oynatmak zorundayız. Biraz beklesin, kusura bakmasın da, açıklarımız var mı bizim acaba? Mesela Nakajima oynamaz. Ha, Nakamura mesela oynar. Hadi Stoykovic düşükken Nakamura'yı right winger yapalım. Şöyle yapalım. Suzuki'yi şöyle kaydıralım. Orta sahaları da biraz şöyle çekelim. Biz de orta sahayı biraz kapatalım. Takara böyle olsun. Nakamura da böyle olsun. Tamam. Hadi bakalım böyle oynayalım ama zannetmiyorum ki açık bulabilelim diye düşünüyorum. Bağacağız bakalım. Bazı şeyler mantıksız gerçekten. Bazı taktiksel şeyler mantıksız. Ya bu taktikleri ben yapsam, bu taktiği sağım solum her yerim kevgire dönüyorum 3 defans oynadığım zaman, ama işte böyle epiklerle, acayip kadrolarla oynadığınız zaman o pek olmuyor. Bir şekilde kapanıyor. Bakacağız şimdi, yani isim sanki böyle tepelerden bir şey gibi geldi. Xabi Alonso ile oynuyoruz. Zaten Xabi Alonso ilk 1.000 demek. Artık böyle kadrolarda. Hadi bakalım. Rakibimizi çok övdük ama maç oynanmadan tabii ki atak başlıyor bir de. O kadar hemen diyor bitireyim gideyim işi. Bak gördünüz mü? Tak 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 tak. Şimdi dokunamayacağız bile o toplara. İşte bu faul. Faulünü aldım. Klasik oyun şekli. Tak 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 tak. Kaçan bir adam, at pasını, at golünü. Geç. Sana çalışıyor Konami zaten. Almışsın herkesi. Yok yok, o kadar o da değil. Hadi bakalım. Olmaz olmaz olmaz. Abartma abartma abartma. İleride Takahara Suzuki'miz var. İndirme imkanımız olabilir. Çok güzel Takahara. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Nakamura falsolu bir pas. Oğlum, o nasıl bir pas? Sen Nakamura'sın ya. Sen nasıl bir Nakamura'sın ya? Onu ben alayım. Tamam. Endo. Hızlı bir Endo'sun sen. Aferin oğlum. Çok iyi. Çok güzel. Şöyle. Şöyle. Tamam, güzel. Nakata'nın hızını kullanacağız. Nakata'dan verim alacağımı düşünüyorum. Onu alırız. Tamam. Tamam. Öncelikle biz sana bir bizim kolay lokma olmadığımızı göstermemiz lazım. Ah, çok kötü. Çok kötü pas attım. Ama şu an için kolay lokma gibi görünüyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi atacak, her pası yerini bulacak, basacaksın. Onu alayım ben. O alar değil. Güzel. Tamam. Tamam, Nakamura terse dön oğlum. Vur terse. Suzuki indirir orada. İndiremedi. Güzel, o da iyi. Şöyle kaldır. Takara çok iyi be. Ah, güzel. Bas kaleye, bas kaleye. Tamam. Press, atak. Her türlü. Tamam. Çana hızını kullan. Tamam, o seninle alamaz o topu. Çana tip koş. Nakamura bas, Nakamura şut. Oğlum ya, bu yükselen şut ne pis bir şey ya. Niye bu iyi bir şeymiş gibi veriyorlar bir de, resmen şey. Şutlarınızı kırpan, köstekleyen bir şey ya. Yükselmesin arkadaş, düz gitsin. Suz bas. Ah. Abi hiç vermiyor. Bak görüyor musun? Dediğim gibi açık yok ya. Ver oğlum. Ah, ara pası verecektik. Neyse. Koş Nakamura. Oğlum. Keşke başka bir açık oyuncuları alsaydık. Neyse. Tamam. Biz de daha kaç 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 kaç. Kaç. Çok güzel. Faul yap kaç. Çok iyi be. Nakata ver. Çana içeri. Çana içeri gir. Tamam, o sana yetişemez. Ah be oğlum be. Vursaydın ona. Tamam. Inukai tamam bizde. Resmen oyunun üstünlüğü bizde. Suzu indiririz. Al, indiremedik. Çana koş.
Çana koş ver. Arkadaşın yerinin ortası var. Oğlum ya çıkaracağım seni. Gerçekten Nakamura. Sileceğim seni ya. Ömrümü yedin ya. 102'lik adam ya. Takımın belki mi olman lazım? Takımın kaptanı olman lazım. Yemin ediyorum ömrümü yedim. Bu kadar kötü kart mı olur ya? Tamam tamam. Tamam sıkıntı var. Tamam biri bassın ona. Biri bassın ona. Yapma ya. Nasıl giriyor o arkadaş? Bir kere geliyor ya. Bir kere ya. Sevin sevin de utanmadan sevin. Görüyor musunuz? Bir kere geldi. Ya bir kere yetiyor. Adam çıkacağını o kadar emin ki. Diyor ki ya 3-4-5 başta ben çıkarım diyor. Yukarı diyor. O kadar emin. Çünkü Konami diyor arkamda. Konami diyor benim canım diyor. Yardımcı olur o bana diyor. Bu kadar. Bir kere geliyor. Direkten dönüyor. Önüne düşüyor. Pıtı pıtı falan. Aa tamam. O kadar. Ver. Ver. Yeter. Yeter artık isyan. Ne isyan ne? Hiç. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Biz de Nakamura. Nakamura. Ah Nakamura. Ah Nakamura. Ah Nakamura. Yok arkadaş yok. Hakikaten yok. Çık Nakamura. Nakamura çık. Nakamura çık. Çıkmayacağım hiç umuma çıkacağımı. Gel. Hiç kenarı menarı boş ver hiç karıştırma. Biz var kaçlar takımıyız. Nakamura çık. Git. Defol. Kadrodan çıkaracağım sileceğim seni yeter. Gel Stojkovic oğlum gel oğlum gel. Azıcık şöyle yapsak bunlar buralardan zaten kaçar. Tamam. Güzel. Şunu biraz Endo'yu şöyle alalım. Stojkovic orada. Tamam. Haydi bakalım. Tamam. Şimdi ilk yarı 2-2 biter. İkinci yarı 5-2 alırız biz maçı. Görüyorum. İki kere geliyor ya. Hiç yani. O kadar emin ki gol olacağından. O kadar emin oynuyor yani. Pasları o kadar emin atıyor. Hiç bak. Bak hep oralarda dolaşıyoruz. Hiçbir şey olmuyor ama. Bak. O kadar emin. Ver, ver. Bak. Bak. Gerçekten çok zor anlamak ya. FC Tokyo は先ほど選手交代を行ったんですが、指定された交代回数とは別にハーフタイムで1回交代できるというレギュレーションになっています。このあたりの交代カードの効果も注目です。Kaldır. Çok güzel. Kaç, kaç. Şuto! Biz de sevinelim bari al. Hadi bakalım biz de kendimizden emin oynayalım. Bakalım Konami bize de yardım edecek mi? Şaşırdı. Silvio. Silvio çok şaşırdı. O gün Silvio için kabus gibi bir gündü. Hadi la bir tane daha alırsak biz çıkacağız ha. Üçüncü klasmanı erkenden. İkiyi de atarsak Silvio yavaştan çıkar. Tırstın mı Silvi? At çalımını. Ver. Aa hoca hoca. Ha bizde. Tamam. Tamam. Ah. Kan. Kalecinin kan olması ya. Michael olsa daha sıkıntıydı. Kan bir tık yiyebilir belki. 80-82 Stojkovic gel. Senin körün daha iyi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir tane daha atarsak. Hadi taka. Suzuki. Oğlum Suzuki ya. Ne? Hadi bakalım. Yapışın Ukai. Aferin oğlum. Hadi Endo. Hadi Endo. O hantal Endolardan değilsin sen belli. Belli o hantal Endolardan değilsin. Nakata. Ah geçemedim. Endo'yu yakamadım. Endo. Endo tamam. Endo seninle kapatacağız. Tamam tamam. O vuracak. Orada ne uzun boylu mu? Kim o? Vurma. Vurma. Üstten. Ha. Tamam. Tamam Silvio. Hadi bakalım. İki kere iki tane. Her salladın gol oldu. Yok lan. Beş tane. Beş tane salla. Ama yani neredeyse şey yani bak pozisyon bizde. Pas bizde yine. Silvio. Çocuğa bakarız ya. Nereden bakacağız? Bloodline. Bloodline. Hmm, tamam. Bloodline'ı takip ederiz kaçıncı. Taktik bakıyor. Biz de bir bakalım. Güzel. Güzel bu taktik iyi. Nakamura, Suzuki. Güzel. İyi gidiyoruz. Yedeklere bakalım. Sonradan Stojkovic orada oynar. Belki Nakajima'yı falan alırız.
Şey yorulursa, Endo yorulursa Ito iyi. Inukai yorulursa Suzuki'yi koyarız. Osako'yu alabiliriz. Osako sen burada ne arıyorsun? Ben genelde öyle bir yerleşim yapmam ha. Forvetler aşağıda olur. Tamam. Tamam, bak taktiğine sen. Bak taktiğine yiyeceksin. 4, 3 tane daha yiyeceksin daha. Dur bak bak. Öyle bakalım yani. Bir tane jeton olmuş 34,5 lira be ya PlayStation için. 34,5 lira böyle bir şey var mı yani? Artık hiç paket maket açılmaz. Burada pikti oğlum. Suzu çok iyi. Kaç stoy? Ah Stoykovic ah. Çocuğa bir CM bulamadım ama şey buldum ya. GF buldum. Bu Stoykovic'te yoktu. Forvet arkası da oynar. Takara kaçtı. Ah. Güzel, güzel. Güzel hatayı affetmeyiz. Gelişine vuruyor. Tamam, görmeden vuruyor. Tamam, o biraz şey yaptı. Yürü be çana. Çana seni indiremez o. Tamam, Takara. Ah Takara, ah Takara. Birazcık top kontrolün olsa be çocuğum ya. Tamam. Tommy. Tommy. Endo. Endo kes onu. Endo koş. Endo kapa. Endo. Klopp sana güvendi. Ben de sana güveniyorum. Yeme, yeme. Tamam, vurmazsın onu. İlkinde vuramadın. Tamam artık geçti o. Çok güzel. Suzi koş. Suzi koş. Double touch'ın var. Suzi ne bir hantallık o Suzi. O nasıl double touch Suzi? Aha Suzi ki aferin be Suzi. Aa çok ağır kaldım be Taka be. Çok ağır. Al bizde. O bizde. Onu bir alayım ben. Taka'ya. Taka. Oh, heyecan durup da o nasıl bir kontrol? O nasıl bir kontrol? Oğlum. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok iyi be. Hadi bir oyunu değiştiren pas at. Suzi ki o ne? Aman güzel. Ah. Heyecan yapıyoruz. Çok heyecanlanıyoruz. İşte yaş ilerledikçe insan böyle ceza sahasına girdi mi heyecan yapıyor. Soğukkanlılığımız yok. Biraz soğukkanlı. Biraz daha görerek. Haydi çocuklar. Artık biz de korkulan şeylerdeniz, takımlardanız diye düşünüyorum. Tam tersi. Ah çok kötü. Çok kötü. Kaleye kaleye. Aman atmadık kaleye. Güzel. Tamam, tamam. Tamam, Messi o genç yetenek bir şey yapamaz. Alırız onu, alırız onu. Tamam, kaçacak oradan. Alırız onu. Tamam. Tamam, bayağı şaşırdı o. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Suzuki kaç dedik sana. Daha anca gidiyorsun. Şimendifer gibisin be evladım. Biraz hızlı ya. Ah! Alırız. Alamadık, aldık. Endo, Endo şurada. Ah, ah o geçseydi, ah o geçseydi. Ara pası atmasın. Çok iyi, alırız. Tamam, bakınırken aldık. Nakata'ya, Nakata biraz hızını kullanacağız. Nakata biraz hızını kullanacağız. Bas Nakata. Nakata bu işte. Bomboş. Aa, oğlum biraz hızlı. Arkadaş ya, arkadaş ya. O bizde. Endo, Endo ne yaptı da Endo? Endo nasıl geçti onu? Alayım onu, alayım onu. Onu ver, onu ver. Inukai koş, Inukai koş. Arkadaş ya. Oyuncu değiştirmesi. Defansım yoruldu. Maruyama yoruldu. Nikuay değil de. Maruyama'ya bir tane de şey ben var. Nikuay yorulunca ne yapacağız? Neyse. Suzuki'yi oraya alalım. Takara seni Nakajima fırsatçı golcü. Suzuki. O Suzuki sana güveneyim ben hala ya. Bilmiyorum ki. Çanatip de ölmüş. Çanatip sen gel. Nakata Çanatip onları değiştirmek lazım. Nakamura buraya. Konno acaba bir risk alsam da iki tane ofansife mi dönsem o bu sefer gideriz ya. Bu Ito da çok hantal çocuk iyi de. Ama yükselmişken oynatacağız başka çaremiz yok. Hadi çocuğum tamam. Hadi yenilmeyeyim en azından bir tane daha atalım ki bir puanımızı alalım. Bakarsın ilkinde biz de çıkarız üçüncü klasmana. Hadi bakalım. İlkinde bir çıktık. Bir insanlar tepede şöyle bir takım görsünler ya. İlk 1000 içinde, ilk, hatta 100 içinde falan olur muyuz? Yani zor olmayız da. Bu neymiş be desinler. Bu nasıl gelmiş buraya desinler. biz de. Puyol. Lan Puyol lan o. Of, sakat ha Puyol. Haydi haydi o saçlarıyla oynarken hadi at. At. Koşmasın geriye. Nakajima'yı aldık tabi. Tamam. Atmasın oraya. Güzel güzel geçmez o. Çok iyi be Suzuki. Şuradayız. Ay güzel olsun. Şuradayız tamam. Suzuki oğlum çok bir hakikaten ağırsın be yavrum be.
Kaçmasın. Aman aman Suzuki'ne kestim be. Hadi iki Suzuki. Hadi iki Suzuki. Ito Hantalsın ama pasın çok iyiydi. Bir tane bastım. Yeminle bastım. Sağ taraftaki çocuğa bastım. Of Konami of. Suzi. Oğlum. Oğlum. Tamam artık kolay goller yok. Alırız. Alırız bastık. Hoca yok. Hocaya bir şey yok. Oh, hoca ayağını verdi. Eline verdi ayağı. Kırmızı. Aşil tendon gitti. Allah'ım ya. Şuradan konuşacağım şimdi. Topa tutacaklar beni. Arkasındaki isimden dolayı. Başka biz olsak orada bizim bir tane Japon evladımız olsa kırmızıyı vermiştim. Aşil tendonunu eline verdi. Ayıp be. Ayıp. Ayıp. Gerçekten ayıp. Yazıklar olsun. 30 numara diye Suzuki geldi ama oyuncu değişikliği hakkım yok ki. Sıfır. Gerçekten çok kötüydün Suzuki'ye. Ne diyeyim bilemiyorum. Seni şurada da oynamazsın ki. Nereye alayım seni bilemedim. Adam da biliyor orada. Bak şimdi hemen bastı. Verdi. Aşil tendonunu verdi. Eline verdi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne diyeyim. Ya bak. Verdin yaptın zamları. Şimdi onları göreceğim ben. O alacaklarım bakalım eskisi gibi. 34,5 lira be pis. Bir tane şey. 25 liradan 34... Yüzde kaç? %33 zam gelmiş ya bir anda. %30 zam. Taş atıyorsun da kolun yoruluyor sanki. Şey yapıyor, bir basıyorsun sanki o coinleri pislik. Ayıp be. Çok zor artık yani. Düşünsenize bir tane paketi açmak için eskiden en fazla kaçtı aldığınız? 2000 küsür lira mı veriliyordu şimdi herhalde? 3500-4000 lira falan paketine vereceksiniz yani. Yeter tamam bu kadar. Vurma. Ah be ara pası atacaktı. Ah yaşlandım reflekslerim. Ah reflekslerim. Şuraya be. Ah yedi. Yemedi. Yemedi. Alırız onu. Alırız onu. Ulan biz oynadık ki de be. Biz oynadık be. Pozisyon bizde. Top bizde. Her şey bizde. Kaçacak. Aferin Suzuki. Suzuki sen helal olsun Suzuki be. Seni oynatacağım ben. Oğlum Endo. Şuraya. Tamam. Çok güzel. Güzeldi. Tamam. Yok gerçekten Suzuki bu maçı verdiysek senin yüzünden verdik. Bir şey yap be. Itoe. Itoe. Ah yerine ortan yok ki Itoe senin. İndiririz indiririz. Aferin Inukai. Tamam güzel alırız. Alırız onu. Tamam. Tamam. Olsun güzel. Bu da güzel. Basacaksın ona sen. Oğlum nasıl alamıyoruz ya? Ya oldu oldu tabi. Bak. Messi mi o? Ya gerçekten hak etmedik ya. Neyse şöyle kadrolarla başa baş oynuyoruz. Rakip 1500 kere durduruyor, defansa alıyor. Biz niye atağı almadık? Atak da oynayalım biraz ha. Yani bu bize yeter. Bu bize yeter. Bu takım buralara geldi artık. Artık buralarda oynuyor bu takım. Çok iyi be. Hadi be. Yuvarlı önüne. Oğlum geçmedi. Aa geçmedi. İndir Inukai. Çocuk yapıldı. İşte bizde. Bastır saldır Samuray. Samuray saldır. Suzi'ye hadi Suzi. Ah veremedim o pası Allah'ım. Arkadaş resmen karın ağrısı ya resmen. Oğlum aaa. Bizde. Ulan var ya ne diyeyim be. Ha şu taç anca taca atarsın. Lanet Silvio. Hiç hak etmedin Silvio. İtalyanca konuşabilseydim İtalyanca konuşurdum Silvio. Neyse yapacak bir şey yok. Gerçekten bence iyi oynadık yani. Kesinlikle oyunun hakimi bizdik. Rakibe de korku saldık. Yapacak bir şey yok. 157 pasımız, 153 pozisyonumuz. Ha, şut gördük şutunu. Sonucuyu da suç sayıyorsak taca çıktı. Kesinlikle bizim hakkımızda. En azından beraberlik bizim hakkımızda yani hiç. O ilk yarıdaki tarihsiz goller başka da pozisyonu yok doğru düzgün. Mahvetti bizi. Yapacak bir şey yok. Bloodline. Zaten unutulacak bir ismin yok senin. Bloodline. Tamam Bloodline. Sana ben bir takip edeceğim, bakacağım. Başta sonra değiştiririz. Atıyorum. 850. Bloodline'la maçımız falan diye. Ha, yapacak bir şey yok. Tamam. Güzel. Güzel maçtı ya. En azından zorluyoruz artık. Biz buralarda izliyoruz. Buralarda biz de varız. İlk maçı 3-1 aldık. İkinci maçı 2-1 kaybettik.
Güzel maçtı. Şuralara bakalım. Bloodline buralarda görür müsün? Görmez ki. Bunlar 3'e çıkmış adamlar değil mi? Gerçi 1400 kişilik zor kalıyor. Ne ara ne kadar oynuyorsunuz ya? Kendini oyuna adamış insanlar var ya. Nasıl oynuyor arkadaş? Şuraya bak. Bir bakalım şuraya. Karakova bak. Bu çocuğu da görüyorum. Karakova bu Rum galiba. Bunlar hep şeyleri bak. Farid. Bunu hatırlıyorum bunları. Portarat. Rakı balık. Ha bu çocukta oynamıştım. Rakı balık. SSK. Baya baya önce. Incord. Bizden var mı acaba bu şeylerde Beckham. Mustafa hatırladım. Birkaç isim var. Bunlar hemen girişiyorlar işte. Karşınıza düşebilir hemen. Pat diye düştü. İlk ondaki adamlardan biri. Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Yapacak hiçbir şey yok. Kaçacaksın. Ne yapacaksın? Sasinio ama iyi fena değil. Ha bak Türkiye. Ahmet Hendi. Ayham yok. Türk değil. Hemen girişmiştir. Hemen çıkmıştır. Arkada 1200'ün üstü. Tabii 3. kademe. Vay arkadaş ya. Merak ettim. Belki şuralarda 1100'lerde falan. 1100 puan var mı? Yok ki. Bunlar hep 3. kademe değil mi artık? Ha var. 1190. Ha, 3'e çıkıp bunlar puan düşenler de olabilir. Nerede bulacağız? Ama ben göreceğimizi düşünüyorum. Bu çocuk kesinlikle üstlerde hatırlıyorum ben bu çocuğu. Güzel. Olsun. Yapacak bir şey yok. Yok bulamayacağız. Tamam. Aa Japon Alchemy. Şuna bakalım. Ve arkadaş kadroya bak. Tomiyasu bende de var. Tamam. Neyse arkadaşlar video uzadı da uzadı. Yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Tırmanmaya çalışacağız ama zor. Yani zor. En azından 6'ya düşmemeyi umuyorum. Yani bir 5'e falan yine düşeriz de. Taktiğimiz bu. Bir şey olsaydı Suzuki en azından. Bu hantallık ne arkadaş? 87 balansım var. Tamam driblingin 83 de kötü değil ki o kadar yani. Bu, ne bu hantallık ne yani? Bir hantallık var. Ah be Suzuki. Biraz en azından bir şey gelse sıfırlama geri gelen forvet. Geri gelme deriz. Bir şey veririz. Biraz speedini arttırırız. Ne bileyim bir şeyler yaparız. Yazık yani şu karta. Yeni videolarda görüşeceğiz. Endo'yu da bulduk. Bu şekilde gideceğiz. Fena değil bu taktik şimdilik. İyi kapatıyoruz. Alan daraltıyoruz. Efendim kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.